Belki matrahı ilgilendiren ödeme çıkan beyannamelere bir takım yatırımlar koyabilirsiniz. Ama bir BABS dediğimiz kayıt dışı ekonominin önlenmesinde kullanılan alış satış faturanın bildirimini, diyelim ki bir fatura geç geldi. Diyelim ki faturada bir yanlış oldu, düzeltmeye kalktınız. Bunun cezası var, böyle bir şey olmaz. Bildirim amaçlı beyannamelerden asla bir ceza alınmaması gerekiyor. Yani basit, anlaşılır, yalın taleplerimiz var. Tahsilat sorunlarımız var. Maalesef muhasebeci en son ücretini alan bir duruma gelmiş. Eğer bir muhasebeci, mali müşavir ücretini zamanında alamıyorsa, bu angaryaları boğuşuyorsa, sen nasıl oturup bu meslek mensuplarından birazcık dünyada tersi olan dolaylı vergileri %30'lara indirebileceksin? Yani işin özü buradan geçiyor. İşte yarın 1 Mart'ta 5.000'den fazla meslektaşımız da bu taleplerimizi dile getireceğiz. Efendim, bunları yaşarken bir de son zamanlarda başka bir kurum eklendi başımıza. Kamu Gözetim Kurumu. Çok enteresandır. Aslında Türk Ticaret Kanunu, biliyorsunuz, Türkiye çok tartıştı. İş dünyası da Türk Ticaret Kanunu'na destek verdi. İşte 50 yıllık bir yasa vardı ortada ve herkes şundan ayıplanıyordu: şeffaf, denetlenebilir, hesap verilebilir bir Türkiye kuralım dediler. Bu amaçla yeni Türk Ticaret Kanunu getirdiler. Ama bu kanunun önemli bir ayağı vardı. O da bağımsız denetim konusuydu. Son andaki yapılan bir değişiklikle bağımsız denetim ayağını çökerttiler. Eğer firmalar denetime tabi tutulmadığı takdirde, ki bunun parasal boyutunu koydular, inanın son derece komik. Muhasebeciler kadar, malmişler kadar parayı en son hesabını yapan bir kesim asla yoktur. Açıkça söylüyorum. Yani bir alışverişe giderken cebinizde para yoksa alışveriş yapamazsınız. Ama meslek mensubu o firmanın gerçek doktorudur, onu gören kişidir ve onun her türlü anlayışı göstermektedir. Şimdi Türk Ticaret Kanunu bu ayağını çökerttiler sırf ücretlerden dolayı. Peki ne oldu? Türkiye'de yolsuzluk, kayıt dışı ekonomi hala devam ediyor mu? Hala devam ediyor. Nasıl çözeceksiniz? Vergi adaleti bir noktaya getireceksiniz. Mali tablolar şeffaf, denetlenir bir noktaya getireceksiniz. Ve bununla ilgili bunları yapmadığınız takdirde Türkiye her zaman dışarıda itibarı olmayan ve işletme sahibinin büyümesini engelleyen bir süreç yaşanacaktır. Şimdi biz bunu yaşarken önce Türk Ticaret Kanunu'nda 400. maddede denetim yapacaklarının mali müşavirdir ve yeminli mali müşavir olduğunu açık olarak ifade ettiler. Ama aldılar bu yetkiyi bir kuruma devrettiler, gözetim kurumuna. Şimdi kamu gözetim kurumu aslında tüm dünyada var. Bizde yeni olan bir şey değil. Ama bu kurum bizde farklı olgulan bir canavar şu anda yaratıyorlar. Ve çıkış nedeni özellikle tüm dünyada, sizin de bildiğiniz gibi, Enron muhasebe skandalından sonra gözetim kurumlarına ihtiyaç duyuyordu. Çünkü bağımsız denetim yapan kuruluşu denetleyen bir bağımsız bir birim yoktu, bir kurum yoktu. Bu anlamda gözetim kurumları kuruldu. Birçok yerde de söyledim. Eğer bu kurum bu kadar yetkilerle donatmış şekilde olduğu takdirde Enron'dan beter olacaktır. Bu kadar net konuşuyorum. Çünkü bu kurum tüm dünyada muhasebe standartının kurulu ayrıdır. Denetim standartının kurumu ayrıdır. Denetim yapacaklarının lisanslamasını meslek örgütü yapar. Eğitimlerini meslek örgütü yapar. Her şeyi bu kurum üstlenmiş vaziyette. Ya adama sorarlar, kardeşim sen her şeyi yaptığın zaman seni kim denetleyecek? Şimdi dolayısıyla böyle bir yanlışlık yaptılar. Bizim de karşılıklı nokta şu: bir kere bu kurum, bu asli görevine dönmesi lazım. Yani bu kurum bağımsız denetim yapan meslek mensuplarının bu işi kaliteli yapıp yapmadıklarını denetlemek de sorumlu olması lazım. Nedir bizim sıkıntımız? Düşünün, bakın, dünyanın en zor mesleklerinden birini yapıyoruz. Üniversite mezunu olacaksınız. Staja başlama sınava gireceksiniz. 3 yıl staj yapacaksınız. Arkasından yeterlik sınavına gireceksiniz. Ondan sonra diyecekler ki, efendim bunlar yetmez, bir kurum var, bu kurumun yapmış olduğu kurallara uyacaksın. Yani tekrardan staj yapacaksın, tekrardan sınava gireceksin ve bunu da yaparken benim tayin ettiğim üniversitelerin eğitimlerine katılacaksın, onlara rant aktaracaksın, bu işi ondan sonra seni denetçi yaparım. Yok böyle bir şey. Biz şunun altını çiziyoruz. Diyoruz ki, bir kere bağımsız denetim olgusu bizim yasamızda açıkça ifade edilmiş. Yasanın ikinci maddesinde
Bir mali müşavir defter tutulabilir, denetim de yapabilir. Ama buradaki temel kural şu, defteri tuttuğum bir firmanın denetimini yapamıyorum, denetimi tuttuğum bir firmanın da muhasebesini tutamıyorum. Bu anlamda diyoruz ki sen ayrı bir sınav yapma. Hele hele biz burada karşı karşıyayken şöyle bir avantaj sağladılar. 15 yıllık mesleki tecrübesi olanlar ile yeminli mali müşavirleri geçici maddeyle sınavsız eğitimlere katılmak kaydıyla bu hakkı verecekler. İyi de kardeşim ya, 15 yılı doldurmayan, bir aydan dolayı, iki aydan dolayı özellikle bu süreçlerden geçmiş genç arkadaşların önünü niye kesiyorsunuz? Onların bu haklarını elinize almakla ne kazanacaksınız? Kaldı ki biz başından beri karşı duruş noktamızın bir tanesi de bu. Denetim konusu genç arkadaşlarımızın işi. Belli bir yaş aşmış olan insanlar, o ruhları da yok, o heyecanları da yok. Dolayısıyla o süreçte bu genç arkadaşlarımız da ortak kurumsal yapılar kurarak bu işi çözmesi gerekiyor. İkinci olarak dedik ki hemen bu anlattıklarımı şu bağlantı görüyorum. Bir dava açtık. Bu davanın da konusu bunlar. Yani 25 Şubat yönetmenin dava açmasının son tarihi, hem çatı örgütümüz TÜRMOP hem de İstanbul Barış Odası Danıştay'a dava açmış vaziyette. İkinci olarak dedik ki ünvanlar arasında ayrım yapma. Yani yeminli mali müşavirle serbest muhasebe mali müşavirin ayrımını yapma. Yeminli mali müşavirleri biz mamus denesi yapmasın demiyoruz ki. Onlar tam tasdikle etkin arkadaşlarımız, ama bağımsız denetim konusu yıllardır bu işi yapan bizim mali müşavir arkadaşlarımız yapıyor. Üçüncü olarak diyoruz ki ya TÜRMOP'un bir eğitimleri yaptık. Bakın burada ben çok meslektaşım izlediğini biliyorum. Onların da sesiyiz. Bakın İstanbul'da 15 bin meslek mensubu bir gün TTK, iki gün TFRS, üç günde bağımsız denetimi aldılar. Ve inanın o eğitim aldıkları süreçte İstanbul'da kar vardı. Kar demeden, gece demeden, gündüz demeden, hafta sonu demeden 15 bin tane insan, İstanbul için söylüyorum, ve Türkiye'de 45 bin tane insan bu eğitimlere katıldılar. Ve iddiamız da şu, bu eğitimler TÜRMOP'un eğitim projesini, TÜRMOP kafasına göre yaptığı bir eğitim projesi değil. 8 tane üniversitenin hocaları bir araya gelmiş ve uluslararası denetim firmanın uygulama tecrübeleri alınarak bir eğitim modeli oluşturulmuş. Ve bu eğitime bu kadar insan katılacak ve de biz tabii meslek olarak şu sorumlulukla yaptık. Bu işte para olmaz. Meslektaşın bu iş süreci hazırlanması gerektiğini inandık. Hı hı. Ve 1 lira ücret almadık karşılığında. Şimdi bu eğitimde de sen yok sayıyorsun. İşte başta Sakarya Üniversitesi'ne başlayarak 20-30 tane üniversiteye hangi kriterlere akredite edilen bir mantık içerisinde bu üniversitenin eğitime katılıyorsun. Hem de karşılığında 3 milyar 4 milyar parayla. Çarpın 40 bin 50 bin meslek mezunu. Türkiye'nin bu kadar parasını sokağa atacak boyutu var mı? Aynı eğitim. Kaldı ki bizim her yerde şu nokta şu var. Gerek bu eğitime katıldığında, gerekse bu sınavı bittiği zaman insanlar bağımsız denetmiş ve öğrenmiyorlar ki. Bunun uygulama süreçleri farklı bir nokta. Ve son olarak yönetmeliğe baktık. Ya bir tek yerinde TÜRMOP kelimesi geçmiyor. Yasa bağımsız denetimi yapacakları konusu mali müşavir ve yeminli mali müşavir ruhsatına sahip olan insanlar arasından yapılır deniliyor. Ama sen bunu bu şekilde söyleyeceksin. İlgili yayınlanan yönetmelikte TÜRMOP'un bir tek T harfi geçmeyecek. Onunla işbirliği yapmayacaksın. Disiplin cezasını sen vereceksin. Etik kuralları sen vereceksin. Böyle saçma bir şey olabilir mi? Bu nedenle muhasebeciler yarın 1 Mart'ta ve tüm Türkiye'de ayağa kalkacaklar. Bu bir hak meselesidir. Ekmek meselesidir. Dolayısıyla ekmeğimize birileri göz dikiyorsa biz de herhalde buna sessiz kalmamamız gerekiyor. Ben yanlış hesabın mutlaka bir yerden döneceğine inanmaktayım. Yarın da bunu en iyi şekilde göstereceğiz. Uzunca bir soluktur bu süreç, onu ifade edeyim. Yarın sabah Ersun'a kalktığım zaman Türkiye'de her şey düzelmeyecektir. Ama bir şey vardır, mücadele ruhumuzu kaybetmezsek, amacımız üzüm yemek olduğu sürece, örgütlü olduğumuz sürece ve bu ülkeyi yönetenler mal müşavir olmadan bu ülkenin gelişemeyeceğini gördükleri sürece her şey aşılacaktır. Biz bu duygularımızı ifade ediyorsunuz. İç kesmeden dinledik, iyi de oldu. Sorunların ana başlıklarını en azından çok net bir şekilde gördük Sayın Başkan. Şimdi şeyi merak ettim, Kamu Gözetim Kurulu
elinde çok mu ayrıntılı bir yasa var da size ceza kesebiliyor, denetim yapabiliyor, o yoksa kafasına göre yapabiliyor mu? Yani biraz o noktada Kamu Gözetim Kurulu'nun ayakları nasıl oluştu? Biraz daha bunu ayrıntılandırır mısınız? Şimdi efendim, biraz ifade ettiğim gibi Kamu Gözetim Kurumu bağımsız denetim yapacak olan kişileri, kuruluşları, şirketleri denetleyen bir kurum, gözetleyen bir kurum. Hı hı. Tüm dünyada böyle kuruldu. Ama biz de bu görevin yanı sıra, örneğin Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu vardı, kaldırdılar. Muhasebe standartları, denetim standartları, meslek mensubunun lisanslamasını diyor, bunu sınav yapacağım diyor. Etik kuralları ben vereceğim diyor. Disiplin kurallarını ben vereceğim diyor. Bu gibi yetkilerle donatıldı. Ve bu yetkiler aslında başlangıcı da doğru olmadı. Nasıl doğru olmadı? Parlamento devre dışı bırakılaraktan gerçekleşti. Onu öğrenmek için, evet, özellikle sordum. Kanıtlı kararnameyle bunu çıkardılar. Şimdi, bakın çok enteresandır. Kanıtlı kararname yayınlamadan önce 2008 yılında bu Kamu Gözetim Kurulu gibi bir tasarı vardı mecliste. Hala web sayfaları bunu bulma olana sahipsiniz. Orada bunlar yok. Orada TÜMOP'la işbirliği var, eğitim yok, sınav yok. Tek bir görev var gözetim kurumunun. Gözetlemek. Gözetlemek. Ama maalesef bunu gerçekleştirdi. Biraz bana şey gibi geldi bu da. Hani, evet, modern bir yargıda artık kullanılan bir deyim ya. Evet. Özel görevli kamu yönetim bölümü gibi bir şey oldu bu. Bağımsız denetim yönetmeni ile ilgili maddeler çok net ve sizin talepleriniz de çok net. Yarın bunları haykıracaksınız. Anlaşılan o ki biz sizi zaman zaman ağırlıyoruz stüdyomuzda. Sesinizi kulak tıkanıyor gibi bir şey de algıladım. Bunları çok dile getirdiniz. Taleplerinizi özellikle çok net ortaya koydunuz. Öyle mi oluyor? İlişki mi kurulamıyor? Kimse ya da dinlemiyor mu? O süreç için nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Şimdi biliyorsunuz biz varlık nedenimiz toplumun tüm katmanlarıyla bağ kurmak. Ve meslek olan en önemli görevi kamusal sorumluluğu vardır. Kamusal sorumluluğu meslek örgütleri de herkesle diyalog içerisinde olması lazım. Bu boyutta bizim cephemizden en ufak eksik olması söz konusu değil. Ama maalesef zaman zaman bazı bürokratlar bu işe direniyorlar, kapılarını kapatıyorlar. Şimdi mesela Kamu Gözetim Kurumu bunlardan biri oldu. Ve yürütmesi mümkün değil. Birkaç örnek vereceğim. SGK örneği tüm kapısını açmış vaziyette. Şu anda Fatih Acar, SGK Çalışma Bakanı müşteşarı oldu. Başkan olduğu dönemde meslek örgütünün sorunlarına çözüm üreten bir anlayış vardı. Örneğin İstanbul Vergi Dersi Başkanı Sayın Mustafa Dakın kapısını açan bürokratlardan bir tanesi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın İş Ticaret Genel Müdürlüğü kapısını açanlardan bir tanesi. Dolayısıyla burada aklın yolu bir. Aklın yolu nedir? Sağduyu neyi gerekliyor? 95 bin kişilik bir meslek örgütüyle masa başına oturup onların sorunlarını çözmek. Meslek mensubu kendi çıkarları doğrusunda değil, kamu çıkarı doğrusundaki duruşunu ve mücadelesini sergilemesi gerekiyor. Ve biz farkındaysanız ki izliyorsunuz, zaman zaman konuz oluyoruz, toplumsal raporlar da yayınlıyoruz. Evet. Görevimiz bizim ekonomiyle ilgili görev, biraz önce İkibi arazisiyle ilgili haberlere baktığımız zaman haritamız odası eski. İkiniz parçalandı sizin de bir parçalandı, anda. Evet, yani diyor ki bu böyledir diyor. Görevi anlatmak, toplumu anlatmak. Dolayısıyla biz bu sorumluluk içerisinde bunları anlatıyoruz ama işte diyaloğu seçiyoruz, uzlaşmayı seçiyoruz. Hani sabır denen bir olgu var ya, biz bunu bugüne kadar denedik ettik. Herhalde sabır da bir yere kadar, üyeler de artık bir yere kadar gelmiş vaziyette. Evlerine gidemeyen, sorunlarla uğraşan meslek mensuplarının sesini kulak verin diyorum. Yes. Kulak verdiği takdirde hem ülke bu işten katkı görür, hem de bizler katkıyoruz diye düşünüyorum. Yarın saat kaçta o zaman Taksim diye? Yarın saat 11'de Taksim Meydanı'nda. Diğer illerle ilgili bilgi, evet, vermek de isterseniz. Tüm illerde aynı şekilde. Aynı saatlerde basın açıklamalarımız var. Ekmeğimize göz dikenlere karşı mesleki dayanışma adına ben tüm arkadaşlarımı yarın 11'de Taksim Meydanı'nda bekliyorum. Sizin gibi sivil toplum örgütleriyle işbirliği nasıl gidiyor bu anlamda? Yeminli mali müşavirlerle bunları oturup konuşabiliyor musunuz? Bir demokratik zemin oluşabiliyor mu? Orada bir sıkıntı var mı bu arada? Meslek odalarıyla hiçbir sıkıntımız yok, onu ifade edeyim. Hatta muhasebe haftası nedeniyle 7 Mart'ta odamızda bir panel var. Meslek odanın kamusal sorumluluğu
ve geleceği konulu bir panel. Bu panelde TMMÜ Başkanı, İstanbul Baro Başkanı, İstanbul Tabip Odası Başkanı da konuşmacı olacaklar. Biz o anlamda da İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu içerisinde yer alan bir meslek odasıyız. Ondan da son derece sağlıklı ilişkilerimiz var. Onlara bir şey yapıldığı takdirde kendimizi addediyoruz. Bize bir şey yapıyorlar, onlar da kendini addediyorlar. Böyle bir dayanışmamız devam ediyor. Söz konusu. Evet, devam ediyor. Sayın Başkan, çok teşekkür ederim. Son olarak meslektaşlarınıza ve seyircilerimize bir mesajınız varsa bir cümle onu alıp ardından size veda edelim. Ben ulusal kanala çok teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi bize bu fırsatı veriyorsunuz. Muhasebe camiasının muhasebe haftasını kutluyorum. Ama en önemlisi çocuklarımız için, geleceğimiz için, gençlerin önünün kesilmemesi adına 1 Mart'ta herkesi bu mücadeleye ve dayanışmaya davet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Sayın Yahya Arıkan stüdyomuzda konuğumuzdu. 1 Mart Muhasebeci Haftası eylemle, protestoyla başlıyor. Onun ayrıntılarını öğrendik. Sıkıntılarını masaya birlikte yatırdık. Çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sıcak gündeme dönüyoruz. Bir sıcak gelişme için hemen Isparta'ya döneceğiz. AKP Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu.